Merhaba arkadaşlar, ben Sezar. Bu videoda Access Küp, yani bu küpün nasıl çözüldüğünü anlatmaya çalışacağım. Bu böyle bayağı bir değişik bir küp. Bunu zaten çoğu kişi biliyordur. Şöyle karıştırınca bayağı bir saçma sapan dikenli dikenli değişik bir şekil çıkıyor ortaya. Access Küp. Eksen demek zaten. Şimdi bu aslında çok basit bir küp. Herkes bunun karışık olduğunu ve çözülemeyecek, yani zor çözüldüğünü düşünüyor ama aslında öyle değil. Şimdi bunu çözerken ilk önce bir renk belirleyip oradan başlamıyoruz. Mesela beyaz. Renk uyumu doğru zaten. Beyaz üstte sarı, altta önde yeşil. Sağda kırmızı, solda turuncu, arkada mavi. Renk renk yapılmıyor bu küp. Bunun şöyle göstereyim, 3x3'ten hiçbir farkı yok. Şimdi çözerken daha kolay anlayacaksınız, onu anlatacağım. Şöyle tuttuğumuz zaman biraz daha büyük tabii bu. Access biraz daha büyük bundan. Bundan hiçbir farkı yok. Niye hiçbir farkı yok? Bu 3x3. Bu da aslında 3x3. Nasıl 3x3? Renk şeyine aldanmayın. Yani burada bir yüzeyde mesela 3, 6, 9 renk var. Burada 9 renk yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 renk var. Bu kafa karıştırmasın. Renk olarak düşünmeyin. Parça olarak düşünün. Mesela burada bir yüzeyde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parça mı var bir yüzeyde? Bunda da bir yüzeyde 9 parça var. Şöyle bunun merkezi, yani nasıl göstereyim? Şuradan çevirirsek. Şöyle düşünün. Bunun bir yüzeyi, yani şu yüzey 9 parçadan oluşan yüzey. 9 parçadan oluşan yüzey. Bu Access Küp'te şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunda da 9 parça var. 9 parça olduğu için bu da 3x3. Hiçbir farkı yok. Şekli farklılığı var sadece. Şekli farklı. Yani buradaki şu merkez parçası bu oluyor. Burada da bu oluyor. Mesela turuncudan mı gösteriyoruz? Turuncudan gösterelim. Buradaki turuncunun merkez parçası burada bu oluyor. Şurada artıyı yaparken bu şekilde yapıyorduk. Burada da artıyı yaparken bunu merkez kabul edeceğiz. Artının bir ucu bu. Bakın şöyle geliyor. Bir ucu bu. Artı bu şekilde yapılıyor. Diğer ucu da bu. Yani şu kısmı ve şu kısmı düzgün bir şekilde aklınızda tutarsanız, hangi parça merkez parçası, hangi parça artının ucu, hangisi köşe, çok rahatlıkla çözebileceğiniz bir küp. Yani 3x3'ün basit metoduyla çözülebilecek bir küp bu Access arkadaşlar. Bunu merkez parçası kabul edeceğiz. Artının bir ucu bu. Böyle geliyor. Bir ucu bu. Bu şekilde diğer uçları böyle gidiyor. Şu sivri üçgenler köşe parçası. Bu da köşe parçası. Şu da köşe parçası. Bunlar köşe parçası oluyor. Şimdi yaparken daha kolay anlaşılacak. Önce bunu bir karıştıralım. Yani bu 3 katmanlı bir küp. Yani şu üst katman, şöyle göstereyim. Şu alt katman, şöyle. Bu alt, yani sağ katman, sol katman, bu da orta katman. Aynısı üstte de geçerli. Üst, orta, alt diye gidiyor. Mesela şu üst katman, şu alt katman, bu da zaten orta katman. Yani 3x3'ten hiçbir farkı yok. Şimdi bunu bir karıştıralım. Daha kolay anlaşılacak. Ne demek istediğim. Çünkü 3x3'teki basit metottaki kullandığımız algoritmalarla bu çözülebiliyor. Hatta şey de bunun aynısı. Master Morphics de bunun aynısı. Onda da bir yüzeyde galiba 9 tane renk vardı. Ama o da 3x3 gibi ve Access Küp gibi olduğu için aynı algoritmalarla o da çözülebiliyor. Yani hiç öyle karışık bir şey değil. Karıştırınca çok karışık gözüküyor ama pek bir karışıklığı yok. 3x3'ü biliyorsanız, ki zaten onu artık herkes öğrendi. Ondaki basit metottaki algoritmalarla bunu çözeriz. Yani artı yapma algoritması da aynı. Köşeleri değiştirme algoritması aynı. Kenar parçaları yerleştirme algoritması aynı. Hiçbir farkı yok. Çünkü bu da 3 katmanlı oluşuyor.
Bu da üç katmandan oluşuyor. Dolayısıyla aynı şekilde çözülebilecek bir küp. Mesela şimdi bunu bir kenara alalım. Ondan daha sonra göstereceğim. Bunu bir karıştırdığımızı düşünelim. Yeterince karışmıştır herhalde. Yani karıştırınca böyle garip bir şekil çıkıyor ortaya. Dışarıdan bakınca tabii imkansız gibi çok zor gözüküyor ama halbuki alakası yok. Bayağı basit bir küp. Şimdi bunu nereden başlayacağız? Katman katman devam edeceğiz. Renk renk değil. Bu küpte mesela biz renk renk yaptığımızı sanıyorduk mesela beyazdan başlayarak ama halbuki biz burada renk renk yapmıyoruz. Yani renkten gitmiyoruz biz. Katmandan gidiyoruz burada. Önce ilk katmanı yapıyoruz, sonra ikinci katmanı, sonra son katmanı yapıyoruz. Aynı sistemi bunda da uygulayacağız. Şimdi anlaşılacak. Mesela beyazdan başlayalım. Beyazın merkez parçasını bulalım. Mesela şunlar merkez parçasıydı. Bunu diğer merkez parçasıyla eşleyeceğiz. Beyaz kırmızı var burada. Şuradan göstereyim. Beyaz kırmızı. Diğeri de beyaz yeşil. Şu beyaz yeşil merkez parçası. Bu da merkez parçası. İkisi farklı yüzeyin merkez parçası. Bunları bir eşleyeceğiz. Yani birbirlerine baktıracağız. Bu kısım zaten şöyle denk gelecek. Mesela bu ikisinin ortasında bir kenar parçası olması gerekiyor. Beyaz. Onu bir bulalım. Şurada. Şu parçayı getirmeye çalışıyoruz oraya şu anda. Şimdi şöyle göstereyim. Şu beyaz parça bu ortaya girecek. Bu ikisinin ortasına. Şöyle kaldırsak olmadı. Şöyle yörüngesini değiştirip kaldırsak yine olmadı. Demek ki bunlar yan durması gerekiyor. Şöyle durması gerekiyor. Şimdi oldu mesela. Bu oldu ama bu olmadı. Burası ters denk geldi. Bunun yörüngesini değiştirmemiz gerekecek şu anda. Şöyle kenara alıp aşağı çekip düzeltirsek bu düzgün bir şekilde olur. Hatta bu bile tam denk geldi. Neyse bunu da yapacaktık zaten. Olmuş oldu. Şimdi şunu bir eşleyelim. Mesela burada bir kırmızı yeşil var. Bu da bir merkez parçası. Bu kırmızı yeşili şu parçayı şu yeşille düzgün bir şekilde birbirine baktırmamız gerekiyor. Yani şöyle bir çevirirsek olmuş olur. Yeşil ile yeşil birbirine bakması gerekiyor. Şimdi bu ikisinin ortasındaki şu parçanın aynısından yeşillerin ortasında da var. O da bu. Bu parçayı yine aynı şekilde oraya denk getireceğiz. Böyle ters denk geldi. Bu şekilde düzgün denk geldi. Önce bunu kenara alıyoruz. Sonra sol tarafı düzeltip tekrar bunu yerine çekiyoruz. Böylelikle bu da denk gelmiş oldu. Şimdi bunu bozmuş olduk. Bu parça köşe parçasıydı. Yani şundaki sarı, kırmızı, yeşil. Aynen şunu düşünelim. Şöyle şunu düşünelim. Bundaki sarı, kırmızı, yeşil şu parça. Bu akses küpte bu oluyor. Bu köşe parçası olduğu için buna aşağı, sol, yukarı, sağ yaparak yönünü değiştirerek bunu düzeltebiliriz. Yani küpü şöyle tutuyoruz. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Böylelikle yönünü düzeltmiş olduk. Şu an zaten ilk katmanı yapıyoruz. Şimdi bu kısmı yaptık. Burada da yine bu ikisi merkez parçası olduğu için ortasında kırmızı bir parça olması gerekiyor. Aynı bunlar gibi. Bunlar gibi. Buraya bir kırmızı denk getireceğiz. Buna bakalım. Bayağı altta kalmış. Şurada kalmış. Şöyle bir nereye gitti? Burada. Heh. Çıkartalım. Şu kırmızı parçayı getirmeye çalışıyorum şu anda buraya. Şimdi buradan göstereyim daha kolay anlaşılacak. Şu kırmızı parçayı buraya denk getirmeye çalışacağız. Şöyle kaldırsak tam denk geliyor. Ama burada aynı şundaki algoritmayı yapacağız. Ne yapıyorduk? Şu parçayı
Şuraya yerleştirme, hatta şuradan göstereyim. Daha kolay anlaşılır. Şimdi küpün ikinci katmanına çalışırken şu mavi kırmızı parçayı, mavi kırmızı parçayı buraya yerleştirme algoritmasını aynısını yapıyoruz şu anda. Bunu buraya yerleştirirken şu şekilde yapıyorduk. Önce gelmesi gereken yere çekiyorduk bunu. Yani şöyle bir uzun bir T yapıyorduk. Bu parçadan bahsediyorum. Bu alt sağ, sol aşağı. Alt sola, sol yukarı. Alt sola, ön sola, alt sağ, ön sağ yaparak bunu yerleştiriyorduk. Şimdi aynı şey bunda da geçerli. Şu parça kenar parçası olduğu için iki merkezin yanına gelmesi lazım. Bu da zaten şu merkezin yanına geliyordu. Yine aynı şeyi merkezin yanına geliyordu. Burada da yine merkezin yanına. Yani şunlar merkez olduğu için şu parçayı buraya yerleştirme algoritmasını yapıyoruz. Küpü bu şekilde tutuyoruz. Hatta şöyle göstereyim. Şurası ön. Ön yüz. Burası da alt yüz. Burası da alt. Bu parçayı buraya denk getireceğiz. Alt sağ, sol aşağı, alt sola, sol yukarı, eşitlendi. Alt sola, ön sola, alt sağ ve ön sağ. Böylelikle yerine gelmiş oldu. İki merkez parçasının yanına gelmiş oldu. Yani 3x3'teki aynı algoritma. Şimdi tekrar göstereceğim onu zaten. Hatta birkaç kere göstereceğiz. Şimdi nereden devam edelim? Şu an birinci katmanı yapmaya çalışıyoruz. Önce bir bakalım. Burası turuncu olarak denk geldi, doğru. Ama şu merkez parçası buraya eşitlenmedi. Önce bunu bir düzeltmek gerekiyor. Bunun yörüngesini değiştirmek gerekiyor. Yani diğer tarafları bozacağız ama sonra düzeltiriz onları. Onlar önemli değil. Şöyle bir düzeltelim. Şimdi oldu. Şurayı eşitlememiz gerekiyordu. Bunu eşitledik ilk önce. Şimdi mesela tabii şunu da eşitlememiz gerekiyor. Burada bir sarı ve mavi, sarı ve mavi var. Şu merkez parçası oluyor. Bunu da bununla eşitlememiz gerekiyor. Şöyle birbirlerine bakmaları gerekiyor yani. Şimdi şurada bir yeşil olması gerekiyor. Bu burada tam denk gelmiş ama bu buraya ait değil. Rengi yeşil olması gerekiyor. Önce onu bir bulalım. Kolaylık olması açısından şurada mesela. Bu sivri parçalar da köşe parçası oluyor. Bunlar da köşe parçası. Şöyle tutarsak. Bunu aşağı sol yukarı sağ yaparak buraya denk getirir zaten. Yine aşağı sol yukarı sağ. Tek seferde denk geldi zaten. Şimdi şuraya bir parça getirelim. Şimdi burada yeşil var. Burada sarı var. Demek ki buraya üstü yeşil, altı sarı olan bir parça gelmesi lazım. Şuraya. Bu zaten artının ucuydu. Artıyı şu kabul ediyorduk. Artının ucu. Bunun artısının da ucu. Yeşil sarı. Burada. Bu yeşil sarıyı buraya denk getireceğiz. Yine aynı hareket. 3x3'ün basit metodundaki hareketin aynısı. Bunu yaparken kullandığımız hareket. Alt sağ. Sol aşağı. Alt sola. Sol yukarı. Alt sola. Ön sola. Alt sağ. Ön sağ. Ters söylemiş de olabilirim de neyse. Yani ondaki algoritmanın aynısı işte. Onu da yaptık. Şimdi son katmana ya şu kısmı bırakacağız. Son katmana ya da şu kısmı bırakacağız. Hangisi
fark etmiyor yani. İkisi de olabilir. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Mesela hangisini bırakalım? Şunun değişmesi lazım. Şimdi mesela kırmızıdan gidiyorduk. Kırmızıdan devam edelim o zaman. Nasıldı? Sarı buna denk gelmiş. Şuraya bir kırmızı ve sarı parça gelmesi lazım. Şu parça yani. Önce bunu bir buradan çıkartalım. Şimdi şu kırmızı sarıyı buraya denk getirmemiz lazım. Yine aynı şekilde. Alt sağ, sol aşağı. Ama tersten yaptık. Bu taraftan yapacaktık. Alt sola, ön sola, alt sağ, ön sağ diye gidiyor da gösteremedim neyse. Bir dahakine gösteririm. Heh. Bu şekilde yerleştirdik. İki merkez parçasının kenarına artının ucunu yerleştirdik. Şu parça doğru yerde ama yönü farklı. Bu zaten köşe parçasıydı. Buna aşağı sol yukarı sağ yaptırarak bunun yönünü değiştirmemiz gerekiyor. Bu köşe parçası olduğu için şöyle tutuyoruz. Aşağı sol yukarı sağ. Aşağı sol yukarı sağ. Böylelikle yerine gelmiş oldu. Şimdi ilk iki katman, birinci katmanı zaten bitirdik. Birinci katman şuydu. Birinci katman bu. İlk katmanı yaptıktan sonra ikinci katmana çalışıyorduk. İkinci katman da burası. Şu an ikinci katmanı bitirmeye çalışıyoruz. İkinci katmanı da bitirdikten sonra son katmana çalışacağız. Aynı 3x3'teki metot. Şimdi ikinci katmanda şu parça doğru olmadı. Mesela bu merkez parçası, bu da merkez parçası. Artının ucundan yani buraya daha uygun bir parça gelmesi lazım. Ne olabilir? Sarı. Şu parça. Şu parçanın buraya tam olarak denk gelmesi lazım. Mesela önce gelmesi gereken yere çekiyoruz. Düzgün bir şekilde bakıyoruz. Denk geliyor. O zaman şöyle yapacağız. Aynı sistem bunda da geçerli. Bak tekrar neyse buradan göstereyim. Alt sağ, sol aşağı. Alt sola, sol yukarı. Alt sola, ön sola, alt sağa, ön sağa. Böylelikle gelmiş oldu. Yani 3x3'teki şu parçaları yerleştirme algoritmasını yapıyoruz. Ya sağdan buraya yerleşiyor ya soldan buraya yerleşiyor. Aynısı hiçbir farkı yok. Şimdi ikinci katmanda şurada bir eksik parça oldu. Burayı da yerleştirelim. Burası kırmızı olduğuna göre burada da bir kırmızı parça olması gerekiyor. Bu da şu. Çünkü kırmızı burası, mavi burada var. Kırmızı mavinin buraya denk gelmesi gerekiyor. Yine aynı şekilde bakın kaldırdım. Tam denk geldi. Demek ki durması gereken yer burası. Şurası ön yüz. Yine alt sağ, sol aşağı. Alt sola, sol yukarı. Alt sola, ön sola, alt sağ, ön sağ. 3x3'teki hareket. Böylelikle ilk iki katmanı bitirmiş olduk. Yani ilk katman zaten şurası. Bunu yaptık. Sonra ikinci katmana çalıştık. İkinci katman da burası. Bunu da yaptık. Şimdi ilk katman bittiği zaman küpü ters çeviriyorduk. Mesela beyazla sarıyı, beyazı yapıyorduk. İkinci katmanı da yapıyorduk. Küpü ters çevirip sarıya çalışıyorduk. Aynı şey bunda da geçerli. Hatta bunu yapayım mı? Neyse bu yapılmış zaten.
ilk iki katman. Şimdi üçüncü katmanda artı yapıyorduk. Mesela şu an artının bir ucu olmuş. Basit metottan anlatıyorum. Artının bir ucu olmuş. Artıyı bu şekilde tutuyorduk. Şuradan artı algoritmasını yapıyorduk. Neydi? Ön sağ, sağ yukarı, üst sağ, sağ aşağı, üst sola, ön sola. Çubuk oluyordu. Çubuk olunca bu şekilde tutup tekrar aynı şekilde ön sağ, sağ yukarı, üst sağ, sağ aşağı, üst sola, ön sola yapıyorduk. Artı oluşuyordu. Aynı şey bunda da geçerli. Şu bir kenarda dursun. Son katmana çalışıyoruz şu anda. Son katmana yaparken merkez parçası burası. Küpü şöyle tutuyoruz. Şimdi burada şu merkez parçası ise artının bir ucu şöyle gidiyor. Bir mavi burada var. Turuncusu böyle gidiyor. Bir mavi buraya gelmeli. Bir turuncu da buraya gelmeli. Yani artıyı bu şekilde yapıyorduk. Artının bir ucu olmuş burası. Bir ucu da olmuş. O da burası. O zaman şöyle tutuyoruz. Yani biri bize bakıyor. Biri karşıya bakıyor. Bu şekilde tutuyoruz. Şuradan artı algoritması. Sağ, ön sağ. Sağ yukarı. Üst sağ. Sağ aşağı, sola, ön sola. Yani iki tane olması gerekiyor. Biri solda, biri sağda, iki tane olması gerekiyor. Artının düzgün bir şekilde durabilmesi için. Yine ön sağ, sağ yukarı, üst sağ, sağ aşağı, üst sola, ön sola. Aynı artıyı yapma algoritmasını yapıyoruz şu anda. Bir tanesi olmuş zaten şurada. Bu olan tarafı biz de tutuyoruz. Bunu merkez kabul edersek artının bir ucu burası. Yine aynı şekilde. Çarpıcının basit metoduyla artıyı nasıl yapıyorsak bunda da aynı şekilde yapıyoruz. Mesela bir tanesi oldu diyelim ki şöyle, bir ucu burada, bir ucu karşıda. Bu sefer şu ikisini yer değiştirme algoritmasını yapıyoruz. Yani sağ yukarı, üst sağ, sağ aşağı, üst sağ, sağ yukarı, üst iki kez sağ, sağ aşağı. Bir tanesi olmuştu zaten. Tekrar aynı şekilde ön sağ, sağ yukarı. Üst sağ, sağ aşağı, üst sola, ön sola. Bir daha aynı şekilde. Yani bu kadar uzun sürmüyor normalde de. Küpün aksiyle tutacağı tuttu. Bunu da yapınca artının tamamı olmuş oldu. Yani şurada bir tanesi varsa eğer, bir tanesi olmuşsa olan kısmı kendimizde tutuyoruz. İkinciyi yapana kadar artı yapma algoritmasını yapıyoruz. İkinci de olduğu zaman biri bize, biri sağa bakıyor. Burada önce yer değiştirme algoritmasını yapıyoruz. Yani nasıldı? Şu artının uçlarını yer değiştirme algoritması. Sağ yukarı, üst sağ, sağ aşağı, üst sağ, sağ yukarı, üst iki kez sağ, sağ aşağı. Yani üç kere yaptığımız bir algoritma var burada. Bunu merkez kabul ediyoruz. Artının bir ucu olmuşsa olan kısmı kendimizde tutuyoruz. Şuradan artı yapma algoritmasına devam ediyoruz. Artı olduğu zaman iki tanesi olursa biri bize, biri sağa bakıyor. Yani şu şekilde tutuyoruz. Biri bize, biri sağa bakıyor. Şuradan artının iki ucunu yer değiştirme algoritmasını yapıyoruz. Sağ yukarı, buradan sağ yukarı, üst sağ, sağ aşağı, üst sağ. Bir dakika, müzik bitti, bunu tekrar açayım. Yani bu şekilde tutup biri olmuşsa, biri de burada olmuşsa sağ yukarı, üst sağ, sağ, yani şöyle göstereyim, sağ yukarı, üst sağ, sağ aşağı, üst sağ, sağ yukarı, üst iki kez sağ ve sağ aşağı yapıyoruz. Tekrar aynısını göstereyim, sağ yukarı, üst sağ, sağ aşağı, üst sağ, sağ yukarı, üst iki kez sağ ve sağ aşağı. Bir daha yapayım ki düzelsin. Sağ, sağ aşağı, üst sağ. Sağ yukarı, iki kez sağ. Yani bu şekilde. Artıyı kendimizde tutuyoruz. Şu merkezin ucundaki artı. Sağ yukarı, üst sağ diye devam ediyoruz. Onu yaptıktan sonra tekrar artı yapma algoritması. Ondan sonra bir daha sağ yukarı, üst sağ devam ediyoruz. Böylelikle hepsi denk gelmiş oluyor. Yani bunu yaptıktan sonra şimdi şu son katmanın köşelerine bakıyoruz.
Şu köşe parçasıydı, bu da köşe parçasıydı, bu da köşe parçasıydı, üçgenler ve şu büyük parça. Bir de şurada var, şu beyaz üçgen. Dolayısıyla doğru yerde olan var mı diye bakıyorduk. Doğru yerde olan şu parça şu. Doğru yerde olan parça buysa eğer şunları köşe parçası kabul ediyoruz. Üst sağ, sağ yukarı. Üst sola, sol yukarı. Üst sağ, sağ aşağı. Üst sola, sol aşağı yapıyoruz. Bütün köşeleri doğru yere denk getirmeye çalışıyorduk. İlkinde gelmiyorduk. Bir kez daha yapıyorduk aynı şeyi. Doğru parçayı burada tutuyorduk. Sağda bizde. Üst sağ, sağ yukarı. Üst sola, sol yukarı. Üst sağ, sağ aşağı. Takılma ve üst sola, sol aşağı. Böylelikle köşeler doğru yerlere gelmiş oluyordu. Şundan köşe parçası. Yönünü değiştiriyoruz şimdi. Bunun yönünü değiştireceğiz. Bunun yönünü değiştireceğiz. Bunun yönünü değiştireceğiz. Küpü yine bu şekilde tutuyoruz. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Çok basit. Şu yani. Aşağı. Hatta daha farklı bir yerden tutayım ki karışıklık olmasın. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Şimdi bu doğru yere geldi. O zaman küpü yönünü değiştiriyoruz. Şuna aşağı, sol, yukarı, sağ yaptırıyoruz. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Bu da doğru yere geldi. Küpü bir tur daha çeviriyoruz. Şuna aşağı, sol, yukarı, sağ yaptıracağız. Şöyle göstereyim. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Aşağı, sol, yukarı, sağ. Böylelikle son katmanı da çeviriyoruz. Küpün tamamı çözülmüş oluyor. Yani yaptığım çok farklı bir şey yok. Aynı 3x3'ün basit metodundaki algoritmalar. Sadece hangi parça nereye ait onu bilseniz yeterli. Yani şundaki merkez parçası bu oluyor. Şu iki renkli olan. Bunu artının merkezi kabul edeceksiniz. Bir ucu bu, artının bir ucu bu. Bir ucu bu. Diğer ucu bu. Diğer ucu şu. Yani şu parçayla şu parçalar artının bir ucu oluyor. Onu tekrar söyleyeyim ki bir karışıklık olmasın. Artının bir ucu şu, bir ucu bu. Bu şekilde dikey. Yatay olarak da böyle. Yani bunu renk olarak değil, katman olarak düşünün. Şu üst katman. Üst katmanda şu anda bunun gibi 3, 6, 9 tane parça var burada. 3, 6, 9. Dolayısıyla bu da 3x3 bir küp oluyor arkadaşlar. Hiçbir farkı yok. Şu merkez parçası, artının uçları bunlar ve bunlar. Köşe parçalarda şu sivri parça, bu sivri parça ve şu parça. Bir de buradaki sivri parça. Yani 4 tane köşe parçası var. 1, 2, 3, 4. 4 tane de artının ucu var. 1, 2, 3, 4. Bir tane de merkezi var. Yani bundan hiçbir farkı yok. Aynı 3x3'teki gibi bunu rahatlıkla çözebilirsiniz. Önce katman katman yapacaksınız. Birinci katmanı, sonra şu ikinci katmanı, orta katmanı, en sona son katmanı bırakacaksınız. Yani bu kadar basit. Access küp. Biraz karışık anlatmış olabilirim ama 3x3'ü biliyorsanız yapa yapa çöze çöze çok rahatlıkla bunu da alışırsınız. Yani hiçbir farklılığı yok. Access küp bu şekilde çözülüyor arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Kendinize iyi bakın.